Herkese selamlar dostlar. 13 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 4 tane mücadelem var. Bir tane ideal kombine önerisi ve aynı şekilde bir maça yüksek orandan bir tahmin yapacağım. 2.70 gibi orandan tekli olarak önereceğim. İsteyenler direkt videonun sonuna zaten kombineye bakmaya gidebilirler. O ayrı mesele. Biz burada maçları anlatalım. Öncelikle arkadaşlar 11 Eylül'de verdiğimiz YouTube önerisi başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren varsa tebrik ederim. Nihayet maçıyla Beşiktaş maçını kombinlemiştik. 2-10 gibi orandan ideal kombinemiz kazandı. Kombine ideallerde seriye devam ettik. Güzel bir başlangıç oldu hafta sonuna. Bakalım pazar günü ne, ne olacak? Şu an zaten pazar saat 15.07. Ben akşam maçları başlamadan videoyu çekmek istedim erkenden. Ee, YouTube kombinesini değerlendirenlere tebrik edelim. Geçelim. Onun dışında katıl kombinemizde neler yaptık? Gerçekten güzel iş çıkardık. Rolling'imiz geldi. Rolling yapıyoruz bildiğiniz üzere katıl grubunda. Keza bugün de devam ettik. Rolling 3 olarak devam ettik. 100 lirayla başladık. 139 yapmıştık. 139'u bastık 1.40 gibi orana. 194 lira oldu. 194'ü de bugün bastık rolling serimizde. Katıl grubundaki arkadaşlar zaten biliyor. Güvendiğim maç oldukça böyle rolling serisine devam edeceğiz. O kazandı rollinglerimizden. Katıl kombinimiz yine aynı şekilde Beşiktaş ve United maçıydı. Sadece ufak bir değişiklik yaptım Beşiktaş maçında. 1 ve 3 üst yaptım. Oradan da kazandık. Yine güzel kazandık orada. Katıl ekstra kombinimiz ise Celtic maçına handikaplı vermiştik. O geldi. Hamburg maçına da 1 ve 3 üst şeklinde verdik. Dakika 90'da geldi. O da güzel bir şekilde geldi. Değerlendiren arkadaşlarımıza tekrardan tebrikler. Yüksek oran denemesine baktığımız zaman da Wolverhampton'un ben kazanmasını bekliyordum ki Heza kazandı. Ümraniye de kazandı ki zaten bu iki maçı YouTube'da verdim ki Clermont maçına da vermiştim. Burada da 5.39'luk bir maç yaptık. Fakat Clermont kaleyi bir türlü bulamadı. Ama güzel performans sergiledi. Oradan şansımız daha. bu da gelse zaten zirve rekor şeklinde güzel bir kazanç elde edecektir. Diyerekten de geçelim isterseniz. Şimdi ilk maçımız Alanya-Giresun mücadelesiyle başlayalım. Arkadaşlar sizden ricam videoya güzel bir şekilde like atıp yorumlarınızı da bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Like'larınız bizim için önemli. Yine böyle 350-500 like arası bir şey alırsak güzel olur. Zaten ben like seviyeleri 300'ün üzerine çıktığı zaman sizlere kombin önerisi yapıyorum. Like seviyesini 300'ün üzerine çıkartalım lütfen. İlk maçımız Alanya Giresunspor mücadelesi. Ligde gol atamayan tek takım sanırım Giresunspor'dur. Şöyle bakalım. Aynen. Hiç gol atamadı. Sanırım tek takım Giresun Spor Lig'de gol atamayaraktan da. Aynı şekilde Wolverhampton hiç gol atamamıştı. Galip gelmişti hatırlarsınız. Ben zaten ona güvenerek vermiştim. 2-0 kazandım. Şimdi Alanya'da fakat değişiklikler oldu. Nasıl bir değişiklikler oldu? Teknik direktörle Bülent Korkmaz geldi. Yarın da inşallah Alanya'nın maçına gideceğim. Stattan olacağım. Katıl grubunda canlı stattan yapacağız. Eniştem'in oğlu maç vermede olmayacak. Bizzat statta olacağız. Bakalım inşallah. Oradan da bir canlı yapacağız. Alanya'yı ben yakından takip ediyorum. Bilenler mutlaka vardır zaten. Alanya Sporu arkadaşlar değişiklikler yaptı. Şimdi kalede Serkan Kırıntılı oynuyordu. Ee, Serkan belki bu maçta oynamayabilir. Çünkü Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl, Emrah Akbaba'yı da oynatırsa 3 Türk'le doldurmuş olacak. Marafona'yı kaleye alabilir Bülent Korkmaz. Şu an ideal 11'de Serkan yazmışlar. Fakat <laughs> değişebilir yani kısacası. Alanya'nın ben bu maçta golünü zaten görüyorum. Alanya zaten yaptığı transferler olsun. Teknik direktör değişikliği olsun. Yani yeni bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Ben Alanya Spor'u Alanya Spor golüne kendi taraftarı önünde gol atacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un golünü bir yazdık. Giresun Spor'da bazı önemli değişiklikler yaptı takımında. Bazı transferler yaptı. Umut Nayir belki ilk 11'de olabilir bu mücadelede. Balde aynı şekilde daha geçen sezon Giresun'da çok iyi işler yaptı birincilikte. Fakat bu sezon daha sifte açamadı. Son maçta Trabzon'a karşı çok güzel bir maç oynadı. Yani Giresun'un golü vardı o maçta. Nasip değilmiş girmedi. Ben bu maçta Giresun'un da gol atmasını bekliyorum. Bu maçta sizlere önerim idealden KG olacaktır. Ben bu maçta bir adımda Alanya'yı önde görüyorum açıkçası. Yüksek orandan onu verdim. Ben burada KG var sizlere 1.59 oranından kombinemin ilk mücadelesi bu. KG varın gelmesini bekliyorum. Giresun bize açılış yapar Alanya'da. Alanya'da bu maçı en az 2 gol atarak da kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranda zaten videonun sonunda da göreceğiniz üzere ben burada Matsu'nu 1 ve 2.5 üstü de yaptım. 2.70'de bunun oranı var. Skor beklentimde 2-1'lik bir skor beklentisi. Buradan ideal tercihim burada kombineyi aldım. KG var tercihidir. Ama gollü bir maç bekliyorum. Alanya'nın da kazanmasını bekliyorum yeni teknik adamıyla ilk maçında. 270'ten de 1 ve 2.5 üstü aldım. Bunu da bu şekilde değerlendirdim sizlere. Skor beklentimde dediğim gibi 2 birlik bir skor beklentim var. İsteyenler 7-40 gibi orandan onu da değerlendirebilirler. Size kalmış. İkinci maçım gaziantep Antalyaspor mücadelesi. Gaziantep Gaziantep'te ne zamandır kazanamıyor. Artık burada ben Gaziantep'in açılış yapmasını bekliyorum. Kendi evinde Muhammed Demir'i de aldı sanırım bon servisiyle birlikte. Geçen sezon Gaziantep'in forveti yani taşıyan isim Hücum hattında Muhammed Demir'in bitiricilik anlamında çok güzel seviyede. Fakat ondan önce hemen duyurularımızı yaparım. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere katıl canlı gruplarımızda canlı bahislerimize devam ediyoruz. Dün verdiğimiz canlı grup, can, dün verdiğim 6 tanesini koydum ben direkt zaten. Montajda falan yapıştırması zor oluyor. 6 tanesini koydum. Çok güzel başlangıç yaptık dün. Dün ben 5'te 5 başlangıç yaptım canlı, grup canlı grubunda. Sonradan fite fit oldu. Bire bir, bire bir, ikiye iki şeklinde gitti. Ama dediğim gibi güzel bir başlangıç yaptık. Ekranda gördüğünüz üzere zaten bunlar Sampdoria mücadelesi vardı. Hatta bugün ondan da bahsedeceğim katıl grubunda. Canlı gruplarımıza dediğim gibi katıl canlı gruplarımıza iyi bir başlangıç yaptık. O şekilde devam ediyor. Şimdi bir de ekranda gördüğünüz üzere her şey dahil iletişim seviyesi var bildiğiniz üzere. Ondan bahsetmek istiyorum. Buraya ilgi olduğu için böyle anlatayım sizlere. Herkesi ben WhatsApp grubumda şimdi 100 TLlik paketimiz var her şey dahil iletişim paketimiz orada olan arkadaşlarımız topluluk kısmında benim iletişim WhatsApp numaramı görebiliyor oradan bana WhatsApp'tan yazıyor mesela bugün en güvenli maç nedir Reis veya Galatasaray Lazio maçına Lazio'ya yüklü girilir mi? Beşiktaş maçına, Dortmund maçına Dortmund'un iki golüne yüklü girilir mi? Şekilde bana özelden yazabiliyorlar çünkü ben grupta sohbet grubumuz da var katıl grubunda orada çok fazla haşır neşir olamıyorum. Buradan yazdığı zaman zaten ben gruptakiler, pakettekiler bilecektir. Hemen cevap veriyorum. Dün de mesela yüksek oynayacaksanız hangi maçlara oynamanız gerekir şeklinde öneri yaptım. Ki keza onları zaten YouTube'da da yapmıştım. Beşiktaş'ta, United'da güveniyordum. Dedim bunları bir buçuk üst veya iki buçuk üst yaparaktan da oynarsanız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Güveniyorum şeklinde verdim. Ki geldi çok güzel kazançlar elde eden var. 4000 TL basıp muazzam miktarda kazanan var mesela kuşku spoiler vereyim. Keza bugün de aynı şekilde verdik. Bugün de bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi bakalım. O yine bu sefer dedim ama çok fazla yüklü girmeyelim. 2000 TL ise mesela 500 TL'lik belki oynayabilir şekilde önerdim. Öyle bir önerim oldu. Telegram gruplarında da ekranda gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Telegram gruplarımıza nasıl canlı bahis veriyoruz? Mesela burada Inter'in ben bir golünü ver, e, Sampdoria'nın bir golünü verdim. Geldi. Yüksek oran olarak 1.95 gibi oran verdim burada. O geldi arkadaşlar. Onun dışında Çağrı arkadaşımız ve diğer arkadaşlarımız Mert arkadaşımız canlı bahisler veriyor. Bu geldiğinin görüntüsü zaten. Burada da Inter maçında da 3.40 gibi oran denedim. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Maç oynanıyordu en son. Burada gelirim artık? Bir korner taktiğimiz vardı. Fakat pek işlemeyebilir. Bakacağız artık. Çünkü Sampdoria erken golü buldu. Ondan dolayı bu belki sıkıntıya girebilir diye düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde Mert arkadaşımızla bir canlı bahis vermiş burada. Burada bu şekilde canlı bahislerimiz devam ediyor. Paketleri de şöyle göstermek gerekirse hemen sizlere. Telegram grubu paketi ana Telegram grubuna giriş paketidir. Telegram yüksek oran ise bir de yüksek oranlı grubumuz var. Skor ve yüksek oranlı grupları sadece o pakette veriyoruz 60 TL'de onun. Her şey dahil iletişim paketi de işte. Hem ana Telegram grubuna, hem yüksek oran grubuna, hem de WhatsApp iletişim numarası zaten mevcut. Oradan bu şekilde paketlere girerek topluluk kısmından siz de gruplara gelebilirsiniz diyerek geçeyim. Gaziantep maçında dediğim gibi Gaziantep Muhammed Demir'le aldı. Ben burada Gaziantep'in ilk galibiyetini almasını bekliyorum. Fakat ben kombineme ne aldım bu maçı? 0-1 çifte şans aldım. 1 gibi orandan aldım. Alanya maçıyla kombine yaptığım zaman da yine 2 oranı yakaladım ben burada. Gaziantep'in yenilmesini beklemiyorum. Hatta Gaziantep'in burada yenmesini bile bekliyorum arkadaşlar. O yüzden isteyenler burada yüksek orandan 1.99 gibi orandan Gaziantep'in galibiyetine de gidebilirler. Fakat ben dediğim gibi idealden ben kazanma odaklı olduğum için burada 0-1 çifte şansı ideal kombinemi aldım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Getafe Elçe mücadelesiyle devam edelim. Getafe arkadaşlar ya bu maç bildiğin kör dövüşü yani. O bayis alınmaz normalde bu maça. Hatta analiz falan yapmaya da gerek yok. Aralarında 15 maç oynanmış. 13 tanesi 2.5 alt bitmiş. Ya bu maçta zaten ne form var ne futbol var bunlarda. Almadım. Kombineme almadım. Fakat ee, almak isteyenlere bu maça alt bahisini alırım. Bir 34 oranı var. var. 2.5 altı ben bir 34'ten oynar mıyım? Oynamam. Ama isteyenler değerlendirsin. Yani bu maçı bültenime almamam gereken bir maç. Neredeyse de aldık işte 2.5 alt gelir diye düşünüyorum. Bol şans. Bologna ile Hellas Verona. Bu maç güzel arkadaşlar bakın. Bu maçtan bahsedeyim hemen. Bologna takımı kendi evinde hücumu seven ve ofansif anlamda iyi işler çıkaran bir takım. Bologna ekibi Burada ben her iki ekibin de birbirine gol atmasını da bekliyorum. Aynı şekilde korner başlarının da gelmesini bekliyorum. Tempolu bir maç bekliyorum. Skor beklentisi 2-1'lik bir Bologna galibiyeti gelebilir burada. Skor beklentisi açısından. Çünkü Bologna takımı şöyle bir takım. Ondan bahsedeyim. Kendi evinde hücum yapan, sürekli böyle kanatları da kullanan ve bol korner kazanan bir takım. Aynı şekilde Hellas Verona da karşılık verecektir. Oyunun ritmine uyacaktır diye düşünüyorum ben burada. Hellas Verona takımı da aynı şekilde burada. İyi iş yaparsa e, bol korner kazanabilirler. Ben burada sizlere korneri şöyle 9.5 korneri önereyim 1.46 gibi orandan değerlendirmek isteyenler bu şekilde korner bahsini değerlendirebilirler. Onun dışında dediğim gibi KG var bahsini de almak isteyenler yani 2 1lik bir skor bekliyorum. KG var bahsini de gelebilirler. Korner istemeyenler KG varı KG var istemeyenler korner alabilirler. Tercih sizin. Ekrana kombinelerimiz gelsin arkadaşlar. Kombine önerim bu şekilde. Bir tane ideal kombine yaptım. 1.59'da 1.23 kombinledim. Alanya maçına KG var dedim. Gaziantep maçına da 0-1 çıktı şans aldım. Alanya maçında Giresun gol atmadı. Son maçında güzel ışıklar yaktı Trabzon'la karşı. Alanya ben burada gol atmasını bekliyorum. Keza Alanya'nın maçı kazanmasını da bekliyorum. Gaziantep maçında da Gaziantep'in de kazanmasını bekliyorum. Fakat idealden 0-1 çıktı şansı aldım. Olası bir sürprizi beraberliktir o maçın. Ondan dolayı. Alanya maçına da ben burada 1 ve 2.5 küs yaptım. 2.70 gibi orandan. Sizlere teklü yüksek oran yazmışım buraya. Tekli yüksek oran olarak sizlere önerdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Videoya destek olmaya, yorum atmaya, like atmaya. iki saniyenizi ayırın. Yapın bir şeyler. Gözünüzü seveyim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.